Yapıyorum. Tamam. Canlı diyor mu? Canlıya geçti diyor mu? Günaydınlar. Mucize ötemiz sonsuz. Hepinize Kadıköy'den Kadıköy Vapur İskelesi'nin yanında Sedonia Otel'den Refik Korkmaz Bilinçaltı Dili Mucizeleri Eğitiminden selamlar, saygılar. Mucize ötemiz sonsuz olsun. Ve saat 10 bizim eğitimimiz başlıyor. Bugün bilinçaltı dilinin ne olduğunu ve bilinçaltı dilinin nerelerde kullanıldığını anlatacağız. Bilinçaltı dilinin keşfi insanlık tarihinin en büyük keşfi. Bugüne kadar bildiğiniz insanlık tarihinin en büyük keşfi ne? Ateş, tekerlek. Ve şimdi de üçüncüsü eklendi. Bilinçaltı dili. Bilinçaltı diliyle bugüne kadar meraklıların, araştırmacıların, bilim adamlarının çözmeye çalıştığı, bulmaya çalıştığı paralel evreni biz 1,5 yıldır bulduk. Paralel evrendeki bütün bilgileri ulaşıyoruz ve zamanda yolculuk yapıyoruz. Hem geriye hem ileriye. Geriye gittiğimizde bugüne kadar yaşadığınız bütün sorunların kökenine inip sebeplerini çok rahatlıkla bulup değiştiriyoruz. O sizin bugünkü rahatsızlıklarınızı ortadan kaldırıyor. Geleceğe de giderek sizi gelecekte bekleyen kaderi sizlere gösteriyoruz. Eğer değiştirmek istiyorsanız kendinize çekip düzen veriyorsunuz, yeni kararlar alıyorsunuz. Ya da memnuniyetinizin devamını bu şekilde yaşantınızı sürdürerek devam ettiriyorsunuz. İşte şimdi eğitimimize geçeceğiz. Mucize ötemiz sonsuz. Kapatma öyle kal. Tamam. Teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Lütfen adınızı söyleyin. Ben Hanife Yalçın Ucu. Hanife Hanım siz pilot şey. Hostesim ben pilot olmadım. Hostesiniz evet. Peki hamilesiniz. Evet. Bebeğinizin cinsiyeti. Bebeğim erkek öğrendik dün. Tamam. Bebeğiniz hayırlı uğurlu olsun. Teşekkür mucizelerle ederim. Büyüsün inşallah. Teşekkür ederim. Sizin bebeğinizin cinsiyetini biz ortaya koyacağız. Tamam. Size erkek olduğu söylendi. Peki siz ne dediniz bana? Ben kız hissediyorum dedim. Nasıl oldu bu his? Rüyamda gördüm. Anlatsana rüyanı. Rüyamda yemyeşil gözlü bir kız gördüm. Gözleri çok büyüktü. Ve o benim kızımdı ama biraz değişik güçleri vardı. Yani sanki böyle şey farklı bir boyuttan gelmiş gibiydi. Anlatsana biraz. Yani işte biraz uzay, biraz korktum açıkçası. Çok güçlü çünkü hani onu kontrol edebilecek miyim, edemeyecek miyim? Uzaylı gibi geldi biraz. Değişikti ama tatlı bir kızdı yani. O zaman hamile olduğumu bilmiyordum. Dedim ben hamileyim galiba. O benim kızım olacak diye düşündüm sonra. Kas testi yaptığımda da yine kız çıktı ama. Tamam. Bizim eğitimle bakacağız. Senin bebeğinin cinsiyeti ne? Hı hı. Ve bir de bakalım rüyandaki gibi olağanüstü güçleri. Anka mı geliyor acaba? Mucizeleri var mı ve Anka'nın gelişini mi bekliyorsun? Bakalım, göreceğiz. Geleceğiz. Bizim için bir bebeğin cinsiyetini anlamak son derece kolay. Son derece. Peki, siz Avusturya'dan geldiniz. Doğru mu? Doğru. Viyana'dan. Doğru. Tamam. Neden kalktınız Viyana'dan geldiniz? Bizim eğitimi merak ettiğiniz için. Evet, evet. Arkadaşlar daha geliyorlar. Onları bekliyoruz. Arkadaşların gelişini bekleyinceye kadar sormak istediğiniz sorular var mı? Sorum oluyor da. Sorsana. Şu an biraz şey oldum. Yani dönüştürmek istediğim şeylerimi sormam lazım. Yani tamam. Neleri dönüştürmek istiyorsun? Mesela ben kendi işimi sevmiyorum. İşimi değiştirmek istiyorum. Ve hani sanki böyle siz kendi yönteminizi bulmuşsunuz ya. Ben de bir şey bulacağım gibi geliyor ama o potansiyeli tamam. Keşfedemiyorum. Şimdi
Bu çok güzel bir soru ve hayatını devam ettirmek yönünde eğer istediğinizin arkasında koşuyorsanız güzel bir karar. Ben 22 sene öğretmenlik yaptım. Baktım ki değiştirmem gerekiyor. Mucizeyim dedim. Başlayalım mı diyorsun? İstifa ettim. Tam 14 ay oldu öğretmenlikten istifa edeli. Ve şu anda herkesin galiba isteyeceği mesleği yaptım. Başka ülkelerde, başka şehirlerde eğitimler veriyorum. Ve tamamen istediğim bir işi yapıyorum. Peki şu anda senin alacağın kararı çok mu uzak isteklerin? Hayır. Çünkü bizim eğitimimizi aldıktan sonra bizim Her şey eğitimi mümkün. verirsin. Evet. Bizim eğitimi verdiğin zaman inanılmaz güzellikleri yaşayacaksın. Ama insanda hep bir değişim korkusu oluyor ya, o Ha. öğretilmiş bir şey yani Doğru. çocukluğumuzdan beri. Şimdi göreceğiz. Garantici olmak o yüzden. Onun ne kadar kolay bir şekilde dönüşeceğini göreceğiz. Biz bir insanın kız bebek sahibi mi, erkek bebek sahibi mi olduğunu 3 ay sonra değil, 3 2 ay sonra değil, daha ilk günden anlarız. İlk saniyeden. İşte bizim eğitimimizin adı Refik Korkmaz Bilinçaltı Dili Eğitimi. Bilinçaltı dili mucizeler eğitimi bugün göreceğimiz konu ne? Birincisi Refik Korkmaz bilinçaltı dili, yarın konusu Refik Korkmaz mucizeler eğitimi. Bugün konuları 1. Sperm. 2. Nasıl tespit edilir? Bir insanın spermi var mı yok mu? Varsa spermi kaliteli mi kalitesiz mi? Hemen bunu 1 dakika içerisinde, hatta yarım dakika içerisinde bulabiliriz. Tamam, beni deneyebiliriz. Ben deneyim bir soruyu. Tamam. Sizi çalışacağız. Sizden bir görüntü alalım mı? Siz dediniz ki çocuğunuz var mı? Var var. Tamam. Peki hiç bize sperminizle alakalı bilgi verdiniz mi? Sperm kalitesi durumuyla alakalı. Peki prostat var mı? Yok. Tamam. İşte biz şimdi sizin sperminizin durumunu öğreneceğiz. Sizde hiç peki spermle ilgili ölçümler, testler, bilgiler var mı? Çok öncesine ait vardı ama yani Tamam. şey çok ben detayına vakıf değilim çünkü benim alanım değil. Bir de şu, o çok öncesine ait dediğiniz, biz bir de bir insanın sperm kalitesini istediğimiz kadar geçmişe giderek test ediyoruz. Yani şu an 46 yaşındaysanız 34 yaşındaki sperm kaliteniz neydi? 23 yaşında neydi? 21 yaşının Ağustos ayında neydi? Onu dahi biliyoruz. Dönüşüm yapabiliyorsunuz. Ben şimdi şöyle. Tabii zaten bizim birinci amacımız test etmek değil ki. Bizim amacımız Sonuç düzenleme. belirleyebiliriz. Anladım. Bir defa bir buluruz. Sonra bir de sperm kalitesini düzenleriz. Sperm kalitesi. Eğer sperm azsa ya da kalitesizse ona azosperm deniyor. Peki bir insanın prostatı var mı yok mu? Bunu buluyoruz. Prostatın kesinlikle yok. Tamam. Çünkü şundan dolayı 2 gün önce ben test yaptırdım. Bu
Bizim için çok çok güzel, prostatım kesinlikle yok. 2 gün önce test yaptırdım. Tamam. Biz şimdi işte gözümüzü kapatıp bakacağız. Prostatınızın olmadığını göreceğiz o halde. Ve testislerde sorun var mı yok muydu göreceğiz. Testislerde problem var mı yok mu bunları çözeceğiz. Sonra bugünün diğer konusu kadınlarda ve erkeklerde idrar torbası. İdrar yolu, idrardaki ürenin düzenlenmesi. İdrar torbasının bir defa eğer ihtiyaç duyuluyorsa değiştirilmesi. İdrar yollarında enfeksiyon varsa onun ortadan kaldırılması. Üre miktarında fazlalık varsa, normalin üstünde bir durum varsa onu düzenlemeyi göreceğiz. Ve tabii ki bunu düzenlerken böbrek lerin şifalandırılmasını göreceğiz. Taş düşmesini sağlayacağız. Böbrek taşı varsa düşecek. Biz Kayseri'de daha en son yaptığımız taş gördük. Evet, 3 gün önce taş çıkardık. Sol böbreğin birisi diğerinin 2 katı büyükmüştür. Ve bir de biz gözümüzü kapatarak bunları buluyoruz. Hani hiçbir alete, röntgene, hiçbir ultrasona, endoskopik malzeme ihtiyaç duymadan herkesin spermi, prostatı, testislerinin durumu, idrar torbası, idrar yolu, idrardaki üre, böbrek taşı var mı yok mu? Hepsi, herkesin bilgisi şurada var. Şurada. Paralel evrende duruyor. Şimdi siz diyeceksiniz ki hani burada görmüyorum. Evet. Burada başka şeyler de var görmediğimiz. Ne var burada başka şeyler? Mesela şu anda burada görmediğimiz başka ne var? Yani enerji olduğunu düşünüyorum. Telefon sinyalleri var. Televizyon sinyalleri var. Havayı göremiyoruz. Ha. Wireless'lar var. Ne? İnternetleri görmüyoruz. Evet. Wi-Fi var. Hiçbirini görmüyoruz. Dokunamıyoruz da. O zaman telefon, radyo sinyalleri yok diyemeyiz. Paralel evrende kesinlikle şurada. Ve hepimizin ama iç organlarının bilgisi burada. Kimde sperm az, kimde kalitesiz, kimde kaliteli, kimde prostat var, kimde testisler son derece sağlıklı, kimin testislerin hangi testisi bozuk. Bunlar hem tespit ediliyor hem de şurada düzenleme yapıyorsun, değişiyor. Kişinin idrar torbasını değiştiriyoruz. Eğer kişi yatağını ıslatıyorsa, çocuk ya da yaşlı, idrar torbasını değiştiriyorsunuz, şurada değiştiriyorsunuz, kişi bundan kurtulur. Böbrek taşını bugün çalışıyoruz, paralel evrende değiştiriyoruz, ertesi sabah atıyor. Şimdi de bunlar tabii üreme yolları, üreme organları yolu üzerinde olanlar. Peki geçiyoruz şimdi kadınlarda üreme organları. Yumurtalıklar, kadınların sağ yumurtalığı, sol yumurtalığı ne durumda? Yani sadece buradaki arkadaşların değil ya da İstanbul'dakilerin bilgisi burada değil. Viyana'daki bütün kadınların da hangi kadın istiyorsanız söyleyin buradan bakacağız bilgisine. Moskova'daki kadınların da, Tokyo'daki de, New York'taki kadınların da, Şili'deki, dünyanın neresinde olursa olsun bütün insanların iç organ bilgileri burada duruyor. Yumurtalıklarında problem var mı yok mu? Yani kist var mı? Miyom var mı? Fallop tüpleri açık mı, kapalı mı? Yumurtalıklar ne derece iş yapıyor? En sağlıklı olması gereken %100 haliyle mi? Yoksa hangi oranlardır?
Dördüncü konumuz rahim, bir kadının rahminde miyom var mı, kist var mı? Bir kadının rahim duvarı ne durumda? Rahim duvarı kalınlaşması mı var? Rahim duvarı deformasyonu mu var? Sonra uterus, yani sıvı alan. Orada bebek için kese oluşur mu, oluşmaz mı? Bunları göreceğiz. Ve bebeğin cinsiyeti konusunu göreceğiz. Sizin karnınızdaki bebeğin cinsiyetini biliyoruz. Sileyim bunu. Ben bugün konularından bahsediyorum hala. Anne karnındaki bebeğin cinsiyeti ve hani doktorlar size erkek dedi fakat siz kız istiyorsunuz. Değiştiriyoruz mu? İşte ama bu bir probleme sebep oluyor. Evet, evet. Doktorlar baktılar, erkek dedi. Anne kız istiyor. Bu çocuğun, bu bebeğin cinsel hormonlarının olumsuz biçimde etkilenmesine sebep oluyor. Evet, ben biraz ondan korkuyorum. Öyle bir şey. İşte biz bu ikiliyi, ayrılığı ortadan kaldıracağız. Hemen cinsiyetine bakacağız, size söyleyeceğiz. Bir de anne karnındaki bebek her şeyi duyuyor bir defa. Siz şu anda benimle ne konuşuyorsunuz? Hatta beni de duyuyor. Evet. İkincisi, sizin ve eşinizin onun hakkında yüreğinizden hangi duyguları geçirdiğinizi biliyor. Düşüncelerinizden ne geçirdiğinizi biliyor. Sadece kendisi hakkında olanlar değil, herkes hakkında olan düşüncenizi de biliyor. Bebek, 3,5 aylık bebek, 1 günlük bebek bile bunu biliyor. Ve bakacağız şu an nasıl etkilenmiş bundan. Bebeğin cinsiyeti. Ve yine bugünün konusu rahim yolu enfeksiyonları. Eğer bir enfeksiyon varsa hemen onu bulup değiştireceğiz, şifalanmasını sağlayacağız. Peki? Ve çocuğu olmayan bir insanın problemini falan anlayabilecek miyiz? Çocuğu olmayan bir insanın çocuğu neden olmuyor? Kocasından, sperminden dolayı mı? Kadının yumurtalıklarının yeteri kadar çalışmayışından mı? Kadının rahmiyle ilgili bir probleminden mi? Çünkü öyle bir arkadaşım var, sıkıntı yok demişler ama olmuyor çocuğu. Tamam. Bugün biz ona da bakacağız. Ve ikinci diğer konumuz da cinsel sorunlar. Cinsel sorunlar olarak neler? Mesela bugüne yansıyan vajinismus problemi olur, başka bir problem olur. Acaba bu problem kişi kaç yaşındayken hangi sebeple oluştu? Bir taciz, bir tecavüz mü oldu? Olumsuz bir aile içinde mi büyüdü? Anne babasının ilişkilerinin kötüye gidişini mi gördü? Ekonomik sebepler mi buna neden oldu? Yoksa anne karnındayken anne ve babasının anne karnındaki bebeğin cinsiyeti hakkında beklentilerinden mi kaynaklandı? Biz zamanda geriye yolculuk yaparak gideceğiz, problemi bulacağız, ortadan kaldıracağız. Zamanda geri gitmek için bizim herhangi bir alete ihtiyacımız yok. Sadece şu biyomakineye, şu biyolojik makineye ihtiyacımız var. Ve gözümüzü kapattığımızda oraya gideceğiz. Bugünün bir diğer konusu
hormon dengesi bir kadının bedeninde yüzde kaç erkeklik hormonu, yüzde kaç kadınlık hormonu var? Bu hormonlar onun yaşantısını nasıl etkiliyor konusuna geçeceğiz. Ve yine bugünün konuları arasında anne, baba, çocuk ilişkisi. Siz çocuğunuzla nasıl bir iletişim içindesiniz? Yeteri kadar ilgileniyor musunuz, ilgilenmiyor musunuz? Çocuğunuz sizden memnun mu? Aşırı mı üstüne düşüyorsunuz, hiç mi ilgilenmiyorsunuz? Eşinizle aşkınız ne durumda? Ya da siz birden fazla evlilik yaptınız, çocuğunuz bu evliliklerden yani yeni, yani üvey anne ve babalarından nasıl etkilendi? Bunları göreceğiz, bunları test edeceğiz, tespit edeceğiz. Problem varsa bunları düzelteceğiz. Sonra anne babaların ilişkileri, yani karı kocaların ilişkileri kötüye gidiyorsa bunu düzelteceğiz istiyorlarsa. Sevgililer arasında kötüye giden aşk varsa, eğer istiyorlarsa bunun nasıl düzeltileceğini göstereceğiz. Kapsamaya gidiyor çok. Evet, bir de siz evcil hayvanları da iyileştiriyorum demiştiniz. Bende çok kedi köpek var da. Tamam. Bir insanı şifalandırmakla bir hayvanı, bir bitkiyi şifalandırmak arasında zerre kadar fark yok mu? Yok. Ve bir insanın karnındaki bebeğinin cinsiyetini bulmak ve demin anlattığım her şeyi bulmakla bir kedinin karnındaki yavruları bilmek arasında hiçbir fark yok. Ve bizlerin zaman tünelinde geri gidişi sağlamakla bir hayvanın zaman tünelinde geri gidişi sağlamak arasında hiçbir fark yok. Ve yine bugünün konusu ne? Çocuklarımızda ders başarısı. Yani daha başarılı olmasını istiyorsak hedefe kilitleme. Çalışması yapacağız. Kendimiz de kariyere, kendi belirlediğimiz kariyere hedeflenme çalışmasını, hedefe kilitlenme çalışması yapacağız. Aklıma geldi. Ben de odaklanma sorunu var. Ve odaklanma nasıl sağlanır? Bugün bunu göreceğiz. Çocuklarda hiperaktiflik varsa bunu nasıl ortadan kaldıracağız? Çocuklarda dikkat dağınıklığı varsa bunu nasıl ortadan kaldıracağız? Hem hiperaktiflik hem dikkat dağınıklığı olan çocukları nasıl ders başarılı hale getireceğimizi bugün göreceğiz. Bugün hayatımıza mucize ötesi çekmeyi öğreneceğiz. Mucize ötesini çekmeyi, yani istediğimiz işi yapmayı öğreneceğiz. İstediğimiz işe nasıl geçebileceğimizi öğreneceğiz. Ve bugün bolluk, bereket, para enerjisini hayatımıza nasıl çekeceğimizi anlatacağız. Ve yine bugün anne karnındaki bebeğin geleceğini öğreneceğiz. Yani o bebek düşük mü olacak? O bebek sağlıklı mı olacak? O bebek kürtaj mı edilecek? Yoksa o bebek dış gebeliğin bebeği mi? Dış gebelik
nasıl anlaşılır? Burada olmayan bütün kadınların bebekleri hakkında bu bilgileri sahip olacağız. Bu bilgiye nasıl sahip olacağız? Valla bizim ülkemizi göz önünde bulundurarak işte Karadeniz, Marmara, Ege, Akdeniz bakacağız ve Hazar. Bunlardan birisi dış gebelik, birisi sağlıklı bebek. Bu denizlerden birisi düşüklerin gittiği, bu denizlerden birisi kürtajların olduğu, bu denizlerden birisi sağlıklı bebeklerin gittiği yer. Bu bebeğin anası kim? Ana dolu. Bugün onu göreceğiz. Bebeğin akıbeti konusunu işleyeceğiz. Ve bugün tikler, takıntılar, yani obsesif bozukluklar nasıl ortadan kaldırılır? Bugün onu öğreneceğiz. Ve yine bugün konusu hastalık genetik mi değil mi? Eğer hastalık genetikse kimden? Ve genetikse genetik bozuk kodlanmış olan kısmı düzelteceğiz. O da kişiye bugünkü yaşantısında şifa olarak yansıyacak. Bugünkü konular böyle muazzam konular. Yarının konuları ne? Tabii şu yazdığım konuların bugün ayrıca en temeli zaten tüm bugüne yayılacak olanı bilinçaltı nedir? Bilinçaltı dili nedir? Bilinçaltı dilini ben 25 yılda nasıl geliştirdim? Nasıl bir sistem kurdum? Tüm dünyaya bunu nasıl yayıyorum? Bunu Freud, Adler, Jung, öbür psikologlar, psikoloji profesörleri ya da herhangi bir alanın bilim insanı neden bulamadı onu anlatacağım. Yani bugüne kadar psikolojinin babası Freud olarak biliniyordu. Psikolojinin babası değişti. Psikolojinin babası şu. Ekran başındakilere de göstereyim. Psikolojinin babası Refik Korkmaz. Bugüne kadar benim şu tahtaya yazdıklarımın hiçbirisinden zerre kadar haberleri yok psikoloji dünyasının. O zaman biz de tabii ki psikolojinin babası olma hakkına çoktan kavuştuk. Bir, psikoloji nereden ulaşacak paralel evrendeki bilgiye? Zaten şu anda şu yazdıklarımın hepsini dinleyen bir psikolog varsa hepsine diyecek ki deli saçması diyecek. Bugüne kadar bize gelen 70 tane psikologumuz oldu, 130 tane tıp doktorumuz oldu. Hepsinde söylediği şey, hakkınızı helal edin, elinize sağlık, nasıl böyle bir mucize sistem kurabildiniz? Bu 2019'un değil, 2079'un bile ancak ulaşacağı bir bilgi. Edebiyatçılar belki daha yakın. Yani doğru, mitolojiye merak saran insanlar bunu daha yakından anlarlar. Yarının konuları. Artık biz bilinçaltı diliyle kim olduğumuzu öğreneceğiz ya. Bugün bunu öğreneceğiz ki biz iyi insan değilmişiz. Ve iyi olmak yeterli değil.
çok iyi olmak var. Şahane olmak var. Fakat bunlar da yeterli değil. Harika olmak var. Bu da yeterli değil. Muhteşem olmak diye bir şey var. Bu da yeterli değil. İnsanlar iyi yeterli bulurken biz çok iyiyi, şahaneyi, harikayı, muhteşemi bile yetersiz buluyoruz. Çünkü bunları yaparsak tabii ki bu söylediklerimi hiçbir psikolog anlayamaz. İyi olduklarından dolayı anlayamıyorlar, geliştiremiyorlar. Biz çok iyi, şahane, harika ve muhteşemin de üstündeyiz. Biz mucizeyi bile kabul etmiyoruz. Biz diyoruz ki mucize ötesiyiz. İşte mucize ötesiyiz deyince biz, bizim için su içmek kadar kolay olan şey, başkası için hayal sınırlarının bile algılayamayacağı kadar zor. İnsan kendini o kadar kapatmış. Düşünün, insanların hayal sınırları dahi bizim için bu kadar basit olan şeyi algılamıyor. Aradaki uçuruma bakın. Yani mesela ne diyebilir? Ve şu ana kadar buna onların anlayacağı bir örnek dahi veremiyorum. İmkansız diyorlar. Bizim için saniyelik. Bir insanın kuyruk sokumu, eğriliği, deformasyonunu düzeltmek hiç dokunmadan bir saniyelik iş. Ama onlar olamaz böyle bir şey diyorlar. Evet, siz yapamıyorsunuz. Çünkü kapatmışlar kendileri. İyiyiz diyorlar. Biz iyiliği çok alt düzeyde görüyoruz. Yani o çok çok gerilerde. Dünya değişti. Yarının konuları şu. İskelet. İskelette ne rahatsızlık olur? Skolyoz. Omuz düşüklüğü. Kamburluk. Boyun hafiften kavislidir. Ama boyun düzleşmesi olur. Şurada C7 denen bir kemik var. O çıkıntılı olabilir. Kürek kemiklerinden birisi deformasyona uğramış olabilir. Kadınlarda özellikle bel çukuru aşırı fazladır. Onun düzeltilmesi olur. Kuyruk sokumundaki sıkıntılar olur. Bacağın biri uzun biri kısa olabilir. Bacağın biri uzun biri kısaysa bacakları eş düzeye getiriyoruz. Şimdi insanlar diyorlar ki ne, öyle şey mi olur? Hayalimiz almıyor diyorlar. Daha evet. Yeni okudum, şeyle uzatıyorlarmış, aynı boya getiriyorlarmış mesela. Tıbbi ne? Daha yeni buldu bunu. Ne diyor? Parça koyarak eşitliyor. Ha, parça koyarak eşitliyor. Tabii o ne olur? Ameliyata evet. İhtiyaç vardır. Onun acısı, sızısı vardır. Biz hiç ama hiç dokunmadan ayaklarını eş hizaya getiriyoruz. Boy uzatmada 6 ay falan yatıyorlar. Evet. Sonra biz boy uzatmayı, 1 santim ve 2 santim boy uzatmayı aynı gün hiç dokunmadan gerçekleştiriyoruz. Bizim için mucize. En fazla ne kadar boy uzatabiliyoruz? 2 santim. Zaten kişide 2 santimden fazla uzatmak zararlı. Düşünsene. O gün 10 santim uzattın, onun bedeni, et kas bedeni ona uyum sağlayamaz. Bugün 2 santim uzar, 1 veya 2 santim. 6 ay sonra bir daha gelir, yine 1-2 santim uzatırsın. Her 6 ayda bir gelsin. İskelet ve ayrıca hallux valgus denen ayak baş parmak çıkıntılarının yok edilmesi. Dizlerde, bacaklarda çarpıklık. Bunların yok edilmesini gösteriyor ve öğretiyoruz. Eklem rahatsızlıklarını yarın işleyeceğiz. Göz, kulak, burun, dil yani tad alma. Bunları işleyeceğiz. İç organlar yarın konusu. Felç, şeker, kanser. Bunlar yarın konusu.
Ve yine varis, sinir sıkışmaları, yarının konusu, hafıza, güçlendirmek, yeni dilleri rahatlıkla öğrenmek konuları, yarının konuları. Bugün paralel evrendeki bilgileri işleyerek bilinçaltı diline inmeyi ele alacağız. Ve hemen ilk konumuz olan bebeğin cinsiyeti konusunu işleyelim. Ardından da sperm. Vallahi ben sorunlarımı yazıyorum. Tamam. Sorunları ne yazdınız? Hangi sorunları? Odaklanma, göz kuruluğu, burun kuruluğu, geniz akıntısı, hafıza, unutkanlık. Tamam. Birkaç şey daha vardı ama onlar zaten isteyeceğimiz için şey yapmadık. Ha, tamam. Spermle ilgili bir sorun var yok mu bilmiyorum ben sadece. Hani deneyim diyorsunuz. Tamam.